Bize vaat edilen gerçekleşecek. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُونَ بَيْنَهُمْ أَلْلَعْنَةُ Cennet ehli, cehennem ehline, Biz Rabbimizin bize vaad ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaad ettiğini gerçek buldunuz mu? diye seslenir. Evet derler ve aralarından bir çağrıcı Allah'ın laneti, zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Araf Suresi 44. Ayet Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu okuduğumuz ayeti kerimelerde kıyametin bir manzarasını getirdi, gözümüzün önüne koydu. Yarın inşallah Rabbimizin lütuf ve kerimiyle cennet ehli olarak ilk cennete girenlerden oluruz. Rabbim her birimizi eksiksiz ve firesiz bir şekilde cennete girenlerden eylesin. Amin. Cennet ehli cennete yerleşecek. Maazallah. Cehennem ehli de cehenneme yerleşecek. Cennet ehli ile cehennem ehli arasında görüşmeler olacak. Birbirlerini görecekler. Şimdi görüntülü telefonlar var. İstediğiniz yerdeki adamı görüyoruz. Görerek konuşabiliyoruz. Şimdi cennet ehli cehennemdekileri görecek. Cehennemdekiler de cennettekileri görecek. Cennettekiler cehennemdekileri görünce onlara şöyle seslenecekler. Ey cehennemdeki insanlar! Rabbimizin dünyada Kur'an'ıyla, Habibiyle bizlere buyurduğu cennetin güzelliklerinin tamamı aynen dediği gibi çıktı. Hiçbir tanesi eksik değil, aynen anlatıldığı gibi. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da, Habibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadis şeriflerinde cehennemin azabını da anlatmışlardır. Gerçekten siz de cehenneme aynen anlatıldığı gibi buldunuz mu? Cevap ne? Evet. Aynen cehennem Kur'an'da anlatıldığı gibi. Hiç değişiklik yok. Öyleyse hem cennetle ilgili anlatılanlar, hem de cehennemle ilgili anlatılanlar, hepsi gerçektir. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن إن Cehennem ehli, cennet ehline suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. Araf suresi 50. ayet Bu sefer cehennemdekiler cennettekilere bağıracaklar, nida edecekler. Bakacaklar ki cennettekiler köşklerinin altlarında ırmaklar akıyor, nehirler akıyor. Bağlarda üzümler var, kirazlar var, muzlar var, elmalar var, armutlar var. Her türlü meyve, sebil, hiçbir tane eksik yok. Bol bol envai çeşit meşrubatlar. Diyecekler ki: "Ey cennettekiler, sizde ne sular var? Bizde bir çeşit su var, o da cehennem ateşinde kaynatılmış." Dudağımıza yaklaştırdığımız zaman dudağımızı kebap yapıyor. İçtiğimiz zaman içimizi param parça yapıyor. Başka içecek hiçbir suyumuz yok. Ne olursunuz? Sizin içtiğiniz şu sulardan bize birazcık akıtın. Ne olursunuz diye cehennemdekiler yalvaracak. Eğer o sudan veremiyorsanız sizin yanınızda bir sürü meyveler yiyecekler vardır. Bizim yanımızda zakkum ağacının meyvesinden başka yiyecek hiçbir şeyimiz yok. O da bizi paramparça yapıyor, perişan ediyor. Sizin yanınızdaki rızıklardan bize biraz gönderin, ne olursunuz diye cehennemdekiler cennettekilere yalvaracak diyor. Kim diyor bunu? Allah Celle Celaluhu diyor. Peki cennettekiler merhamet edip onlara bir şey verebilecekler mi bakalım? Cennettekiler diyecekler ki: Allah Celle Celaluhu Cennetteki yenilecek şeyleri de içilecek şeyleri de hepsini kâfirlere haram kılmıştır. Bizim size verme yetkimiz yoktur. Bunlar size haram olan şeylerdir. Siz buradaki sulardan içemezsiniz. Buradaki yiyeceklerden yiyemezsiniz. Cevabını verecekler. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bizi cennet tarafında olan, cennetin o güzel nimetleriyle nimetlenen bahtiyar kullarından eylesin çoluk çocuğumuzu, nesillerimizi, komşu ve akrabalarımızı bu güzellikle şereflenen bahtiyar kullarından eylesin. Kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan her birimizi muhafaza eylesin.